Cenk ve Erdem Power FM'de başlıyor. Demek devrilmeden geldin. Devrilmeden derken yani kayıp düşmeden veyahut lamadan diyorsun. Yani şiirselleştirme yani sonuçta. Düşüm dünyamdan bahsettim ama sana. Düşümsel dünya. Düşümsel dünya. Sevgili dinleyiciler günaydın. Saatlerimiz 06.31 09'a kadar Power FM'deki yayınımız devam edecek. Güzel bir karlı günde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Ocak 2016 Seylay ya da diğer adıyla Salı sevgili dinleyiciler. Yani benim öngörüme göre bugün öğlen gibi İstanbul için en azından bu karlı olay biter. Öğleden sonra öğleni 30 bulmaz. Derece yok, falan. Yok. Öğleni olur, bulmaz. Saat... Saat 10 gibi falan güneş açar. Öğleden sonraya kadar da böyle parçalı bulutlu bir havayla bugünü de atlatırız. Böyle kar da çeker gider Allah'ın izniyle. O zaman mayomuzu almamız iyi olmuş. Hemen yazı getiren bir insansın. Eser. Evet sevgili dinleyicilerimize hala Cıvıkır'dan bir soru yöneltmemiş olmamızın pek çok sebebi var. Bunlardan 3 tanesini sıralayabilir misin Cenk? Bir, olayı entelejansiyaya çevirmek gerçekten uzun bir zaman alıyor. Aslında soru belli ama. Aslında bu yabancı dil öğrenmenin böyle bir zorluğu var. Yani o dilde düşünmüyoruz. Entelejansiyaya düşünmemiz lazım. Biz Türkçe düşünüp sonra onu entelejansiyaya çeviriyoruz. Yani normalde iyi öğrenmiş olsak hani tabii. Zaten öyle düşünürsün. Yabancı dilde düşünür. Onu direkt... Tabii ama 2-3 ayda tabii olmuyor bu işler. Yavaş yavaş. Bir de entelejansiyaya konuşan bir ortamda bulunmamız lazım sürekli. Orada staj ya da ona benzer bir takım durumlara girmemiz evet, lazım. Evet yani biz ikimizden az buçuk konuşuyoruz ama Metin de entelejansiyası sıfırın altında seyrettiği için... Tabii sadece iki kişi oluyor. Nereye kadar? Yani. Nereye kadar? O yüzden sevgili dinleyiciler az sonra Cıvıkır'daki sorumuz sizlerle birlikte olacak. Ama bugün salı günü olduğu için salı pelerinli ve salı taytlı dostlarımız kar kış kıyamet demeden şikayetlerinizi çözümlemek için meydanlarda ve gökyüzünde olacak. Sevgili dinleyiciler. Evet, daha şimdiden dışarıda diye ellerini ısınma hareketleri yapıyorlar. Bugün sarı eldivenlerini de taktılar. Dün biraz donmuşlar. Evet. Ama olsun yine çözecekler diye düşünüyorum. Aman fıs. Tabii canım. Cenk ve Erdem Power FM'de. Günaydın. Öyle değil. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet yani bu karda düşümsel mümkün değil. Kayıp düşümsel neticesinde bu netice dağılımı vücudumuzun en önemli bölümü olan neticemizin çok dikkatle korunması gerekiyor böyle havalarda değil mi? Tabii ki entelejansiya ekibimizden entelejansiya çevirisi geldi. Yani düştük ne yapacağız? Evet. Adlı sorunun. Düştük ne yapacağızın entelejansiyasını mı alıyoruz şimdi evet. Sizden? Buyurun hocam. Düşüm dünyamızın yersel öpüm ihtimali üzerindeki etkilerinin azaltım aşamalarını netice bazlı istihdamlayınız. Evet. Burada damlayınız kısmını bilerek kullandığınızı anlamadım sanmayınız. Sinsisiniz. Evet Cıvıkır'dan bu güzide entel olayımıza cevapları yine entel bir biçimde bekliyoruz. Entelejansiya seviyenizi tespite çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim hocam nedir bugün filmimiz? Evet. Bir filmimiz mevcut ki o da bir animasyon. Oo. Evet. Pek fazla haz etmediğimiz bir tür. Yo neden yani gidip bilinen artist ve artistlere bir takım şeyler vereceğimize parasal anlamda. Çizgi karakterlere veririz onlar büyüsünler diyorsunuz. Evet. Bu The Good Dinosaur yani iyi dinozor. Evet yani burada... iyi bir dinozor diye çevrilmiş. Çocukların gözündeki dinozor şeyini, mevhumunu biraz daha düzeltmek maksatlı yapılmış bir film. 89 dakika biraz kısa. Peki dinozorları çocuklara sevdirmekle ne amaçlanıyor? Yani hali hazırda dünyamızda bulunmayan bir hayvanın çocukları sevmesi ne işlerine yarayacak Allah kahretsin. Hani hali hazırda burada bulunmadığından kendi istediğimiz gibi konuşabiliriz. Nasıl laf edemez, kükreyemez, bacağımızdan ısıramaz. Evet. Bir rahatsal durum söz konusu. O devasa hayvanları maymuna çevirelim adlı bir söylem zannediyorum. İyi kalpli bir dinozor olan Arlo, talihsiz olaylar sonucunda ailesinden ayrı düşüyor. Hmm. Ondan sonra nerede bunlar falan diye aramaya başlarken bir de yanına insan. Bir de ne bulsun?
beraberce takılıyorlar dünyanın üzerinde. Bu işte insan bir çocuk mu? Yani çocuk kıvamında bir canlı mı? Evet, çocuk kıvamında. Yani çocuk ergenliğe yeni adımını atmak üzere gibi ama zaten dinozoru da ergen çizmişler. Ergen dinozor. Peki neticede ne oluyor? Yani bu çocukla dinozor nereye varıyorlar? Bu işin sonu nereye varıyor? Yani muhtemelen aradıklarını bulacaklar. Filmde zaten dinozorlar yok olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu gibi bir olgusalı sistemliyor. Gerçekten son cümlenizdeki entelijansıya olayı biraz toparladı zannediyorum. Biraz kanınızdaki entelijansıyı arttırmaya başladım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten rezalet bir şey. Yani çocuklarımızın hayal dünyasını mahvetmek istiyorsak ve onlara olmayan şeylerin sevgilerini aşılamak gibi bir zırvalıkla vakit geçirmek istiyorsak hepsini alıp bu filme götürelim sevgili dinleyiciler. İşte böyle mesajları da vermemek lazım sonuçta. Kendi ergenliğimiz belli oluyor ya. Ha. Ergen miyiz yani? Hı-hı. Ergen kalktık. Günaydın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor ve programımızda saat 09'a kadar Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün de salı olması hasebiyle en sevdikleri gün olduğu için bir anda hücum ettiler. Soğuk muğuk dinlemeden sevgili sarı pelerinli, sarı taytlı dostlarımız şikayet çözümlemek için yollarda ve hatta göklerdeler. Gökyüzünde bir karartı hissedersiniz, anlayın ki hücum ediyorlar sevgili dinleyiciler. Sarıdan biraz şikayetçiler yani, niye sarı daha böyle çam yeşili olaydı? Ama mesela bak, iyi ki beyaz olmamışlar çünkü bu karda kışta görünmezlerdi ve kar körlüğü adını verdiğimiz olaya sebebiyet verirlerdi. Beyaz mümkün değildi tabii canım, yani o zaten acayip kir gösteriyor falan da. Siyah olabilirdi kir göstermeyen ama o da fark edilmez o falan. O kötü yani, yine... olur mu, o kötü kahraman olur. Kötü kahraman niye? Batman kötü kahraman mıydı? Kötü tabii herif. Batman. Tabii. Aileden zengin, o aile ben burayı kurtarıyorum falan. Öyle şey mi olur? Öyle de anladım, tamam peki. Yani. Sevgili dinleyicilerimiz 0534-517-23-83 numaralı WhatsApp hattımıza sesli mesaj biçiminde şikayetlerini gönderirlerse sarı pelerinde, sarı taytlı dostlarımız da onların şikayetlerini çözüme kavuşturmak üzere yola çıkıyorlar. Dün kar kış kıyamet dinlemeden yine şikayetleri çözen dostlarımızın neler yaptıklarını bir dinleyelim. Bakalım. Şu kahramandaki hikayeleriyle biraz coşalım burada istiyorum. O örnekleri bir görelim, iyi olur evet. Cenk ve Erdem WhatsApp hattı. Power FM'de 0534-517-2383. Çözüme ulaşan serzenişler. Günaydın Cenk, Erdem. Ben kendimden şikayetçiyim. Sınavların başlamasına rağmen bir türlü ders çalışasım gelmiyor. O yüzden sarı pelerinlerden bana tekme tokat dalmalarını rica ediyorum. Belki aklım başıma gelir. Çözüldü. Buradan babama serzenmek istiyorum. Bir ihtimal trafikte şu an kendisi ve sizi dinliyor. Baba, bu sene mezun olamıyorum ve büyük bir ihtimal okul bir yıl uzuyor. Akşam eve geldiğinde bana bir impranto vereceksin. O zaman ben de sana şimdiden Deranzo demek istiyorum. Bu da çözüldü. Bu sarıya boyanmış arkadaşlarımızdan bir an önce yazın gelmesini istiyoruz. Çünkü yazda mıyız, kışta mıyız artık belli değil. Kar yağmıyor, yağmur var. Hava bir sıcak, bir soğuk. Bu da çözüldü. Ne yaptığınızı anlamadım ama. Ünlü rapçi Gülümşeydin'in bir şarkısından bir kuple söyledim. Günaydın sevgili dinleyiciler. Power FM stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Suffocated Press Haber Ajansı'nda yine Power FM'i dünyaya bağlayan Cevval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Kim bilir nerelerden bizlere seslenecek. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Cenk'ciğim yine nerelerdesin? Sesin dünyanın öbür ucundan geliyor adeta. Ne yapalım, ben NASA'da kaldım ya. Akşam kar mar falan var dediler. Ben de dedim iyi, NASA'da kalırım. Niye NASA'da kalınca, kar yağınca İngiltere'ye dönemiyor musun Amerika'dan? Ya şimdi uzun yol bilmem ne falan, orada da iyidirim ben, burada kıvırdırım bir yerde yani. Nasıl peki şu an durum? Okullar, nasıl değil NASA? Okullar tatil mi? He? Okullar tatil mi? Millet gidip gelebiliyor mu yoksa hani? Yok yok, tatil mi? Değil. Ha, tatil değil. Eriyor diyorsun. Tabii tabii, yani öğleden sonra sistem çıkacak çünkü. ondan sonra olay toparlanır. Hafta sonunda yeni bir sistem giriş yapıyor NASA'ya. Tabii ben onları buradan şey yapıyorum. Sen tabii onları orada görüyorsun rahatlıkla. Bu bizim, orada evet. Hava tahmini yapan biri var mı ya? Ben hava tahmini yapayım buradan. Var, bizim havayı koklayan adam var. O yapıyor ama sen tabii NASA'da olduğun için belki daha iyi tahmin yapabilirsin. Yani uzayı görüyoruz ya. Yani bayağı dünyanın etrafında şu an bakıyorum. Şey var, bir sürü bulutlar beyaz beyaz böyle. Uzayda mı bulutlar, anladım.
Neyse peki Cenk'ciğim, senin haberin yok galiba, biraz vakit geçirmeye ve zamandan çalmaya çalışıyorsun. Yok yok, şimdi bu uzay istasyonunda bir arkadaş bizim yaşamaya başladı da. Kim o? Onu gönderdik, Scott Kelly. Ha, ben de Kemal, senin çeteden Kemal falan zannettim. Ha, hayır hayır, o işte orada yaşıyor, yani ne oluyor ne bitiyor, yani uzayda yaşarsak nasıl oluyor bu işler falan gibilerinden bir teste başladık. Nasıl görüşüyorsunuz onda, telefon falan çekiyor mu oradan? E tabi şey, bir internet var. Ha, internetle, anladım. Zaten internet uyduyla oluyor. Ha, ben zaten şey dediydim, yani hani başka bir böyle bir yerde yaşayacak bir adam lazımsa dedim, hani ben bizim lokanta var orada yaşarım. Hani ha, ne olur ne biter, ne değişiyor hayatta falan, onları anlatırım dedim. Sonuçta bilgi bilgidir, haksız mıyım? Yani hem uzayda yaşayınca ne oluyor, hem lokantada yaşayınca ne oluyor falan. Ha, yani. Güzel bir düşünce aslında. Neymiş, ne yapmış Scott? Scott takılıyor işte biraz sıkıntıdan, kafayı hafiften yemek üzere galiba. Tabi tek başına adama bırakırsanız uzayda. O yüzden olur. İşte abi ben dedi çiçek yetiştiriyorum falan dedi. Yazık, zavallı iyice kafayı yemiş. İşte zinye çiçeği falan dedi. Dedim oğlum yok mu papatya, gülmül bir şeyler böyle. Menekşe. Bilindik, ha? Menekşe şöyle yani camın kenarına ha, falan menekşe, koyar. Menekşe, Lale Hanım Eli denen şarkı da vardır yani, ama bunlar bilmiyorlar onu. Tamam da orada güneş ışını, yani nasıl oluyor şimdi, güneş alıyor, güneş alması mümkün değil ki orada. Güneşi yani direkt alıyor yani, güneşi zaten böyle zört diye karşıdan görüyorsun. Olur mu canım, o zaman uzay niye karanlık, hani güneşi görüyorsa, güneş görmüyordu uzay diye biliyorum. Oho. Sen hakikaten hiç mi, yani. Çok mu başlardayım? Evet. Anladım. Neyse peki Cenk'ciğim, ne olmuş, büyümüş mü çiçek? Büyüdü, gönderdi fotoğrafını, gördün mü? Gördüm portakal de. Portakal renkli falan, böyle şirin bir şey. Yani bana biraz şey gibi geldi, hani Snapseed, Photoshop falan gibi geldi. Instagram için özel yapılmış, bir iki de ufak efekt eklenmiş falan gibi. Snapseed ile Photoshop birlikteliğinden sanırım biraz bahsetmeye çalıştın da. Yok, hayır, onlar aynı şeyler değil. Anladım, neyse. Evet anladım, ya bu gerçek resim öyle mi Cenk? Tabii, peki tabii. Tamam, tabii o zaman ben bunu dinleyicilerimize de paylaşayım da görsünler. Paylaş. Orada zaten dedim oğlum, dedim orada şey yap. Fal bak, fal. Çünkü bir sürü yaprağı var ya. Ha. O şimdiden aslında koparmaya gerek yok. Çünkü saydığın için hani seviyor. Tamam, anladım. Sevmiyor çıktı. Ha, hepsini koparma, başladığın yaprağı bil yeter diyorsun. Tabii canım. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Cenk'ciğim. Güzel bir yöntem önermişsin. NASA'da durmak sana gerçekten yarıyor. Tebrikler. Ha, yok, döneceğim bugün ya. Ha, dönüyor musun? İyi. Dönerim. İyi, tamam, dönünce görüşürüz o zaman. Tamam, zili kardeşim. Çal ama şey, anahtarla açma, zili çal. Cenk ve Erdem Power FM'de. Selam dedim ya. Selam melam diyemezsin. Önce ben konuşacağım. Sonra sen ancak konuşabilirsin. Günaydın. Günaydın. Cenk ve Erdem Power. Bird Set Free, yani kuş takımı beleşe indi. Bu hafta sonu itibariyle bedavaya düştü. Manasında ilginç. Perşembe bir... pazarından. Hayır, aplikasyon pazarında diye ben hayal etmiştim. İlginç bir konudan bahsetmiş Siyah. Tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Tabii canım, ne o same old love bilmem ne, başmış. Yani bu müzik dünyasından bahsetmişken istersen Cenk'ciğim, Gordil bölümümüze Dilber hanım kızımızla başlayalım. Müzik Dilber'imizle başlayalım. Ben de tam Vida Yivlerinden bahseden bir şarkı olsa diyecektim ama neyse, Vida hadi dinleyelim. Peki. Bazı yayın organlarında Obama'nın başkanlığı süresince karşılaştığı muhtemelen en zor soru olduğu yazılan Drake mi Kendrick Lamar mı sorusu soruldu. Gerçekten en zor ve en saçma soruymuş yani. Drake mi Kendrick Lamar mı? Drake bu şey değil mi? Diyen herhalde, bilmiyorum. Bir öbürü Kendrick Lamar'ı ilk defa duyuyorum. Ama bizim Metin gayet iyi biliyor gibime geliyor. Metin şu an seni dinledim. Ha, bir dakika, biliyorum dedi. Şu an ağır bir şekilde kafasını salladı. Çok ağır. Kendrick Lamar'ı kim bilmez falan gibisinden de böyle bir küçümseyici bir bakış serpetti. Artistik yaptı. Serpetti dedim. Bilmem, dikkat ettim. Rapçi arasında bir rap düellosu düzenlendiğinde hangisi kazanır sorusuna Amerikan Başkanı Barack Obama Kendrick kazanır diye cevap verdi. Evet, direkt kafadan sallamak suretiyle yeter artık böyle soru mu olur gibisinden bir cevap vermiş. Allah kahretmesin. Ya da belki de ilgili ilgileniyordur adam yani. Hani Kendrick Lamar'la mı ilgileniyordur? Bir saniye bir düşüneyim. Danışmanlarıma sorayım. Siz ne diyorsunuz? Böyle. Tamam, o zaman böyle. Öyle bir danışmanlarına sormadan bahsedilmiyor ama bence de Kendrick Lamar kazanırdı. Sence Kendrick kim kazanır? Kendrick Lamar kim ki? Bilmiyorum ki. Yani Drake kazanmasın da. Manasında bir cevap verdim ben. Gorgon kızımızın da bir haberi var. Artık bebeklerin neden ağladığını hemen anlayacağız. Zaten anlamıyor muyuz? Hayır. Niye? Niye ağlıyorsun? O ya, karnın tok, sırtın pek, ne oluyor falan. Canın bir hastalığı vardır.
Bebekler konuşmadıklarından derdini anlatmak için ağlarlar fakat ne için ağladıklarını anlamak her zaman kolay iş değil. Bu sebepten National Taiwan University Hospital Infant Cries Translator uygulamasını çıkarttı. Uygulama daha önceden kaydedilen ağlama seslerini geniş bir veri tabanında karşılaştırarak bebeğin neden ağladığını açıklıyor. Yani mesela çocuğun diyelim ki karnı ağrıyor veya gazı var. Hani gazı olunca farklı bir ağlama mı sergiliyor manasına? Tabii. Peki boğazı ağrınca? Ensesi tutulduysa, beni öbür tarafıma çevir, bu tarafa yatmaktan sıkıldım diyorsa, anne kucağına al, beni yere bırak. Allah Allah. Uygulamanın hazırlık aşamasında araştırmacılar 100 bebeğe ait tam 200 bin ağlama sesini kaydettiler. Zavallı araştırmacılar zaten artık ezberlemişlerdir. Araştırmacı değil mi? Kaydediciler o zaman da. Uygulamanın kullanımı için ebeveynlerin bebekleri ağlarken ağlama sesini 15 saniye boyunca kaydetmeleri yeterli oluyor. Ebeviyenler yine güzel kayıtlarla karşımızda. Sevgili gurbetçi gorgonumuzu bu güzel ebeviyen söyleminden dolayı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Evet. Tebrik ederim gurbetçi gorgon. Cenk ve Erdem Power FM'de. Günaydın Cenk ve Erdem. Günaydın. Günaydın. İyi ki varsın Power FM. Günaydın. Günaydın. Başka? Başka bu kadar yeter. Daha iyi. Efendim merhabalar sevgili dinleyiciler. Power FM'in trafik denetleme stüdyolarındaki çalışmalarımız ve yayınlarımız olanca hızı ve ciddiyetiyle devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden trafik bildirmeye devam ediyoruz. Şu an İstanbul'da trafik var gözükmesine rağmen %22'lik bir yoğunluk vermesi enteresan görünüyor. Ah bir dinleyicimiz var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Teşekkür ediyorum. Cenk benim adım. Yayınlarınızı zevkle takip ediyorum. Çok sağ olun. Trafiğin bu kar yağışında bile hafiften tıkalı olduğunuz söylemeniz gerçekten büyük bir bilgi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Çünkü kar yağıyor mu yağmıyor mu insan bazen gökyüzüne bakıyor. Bu yağan şeyler ne diyor? Kar mı değil mi? Bunu aydınlatmanız önemli. Yani özellikle trafikte olan dostlarımız için bu bilgiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sağ olun. Siz nereden arıyorsunuz bizi Cenk Bey? Aman Cenk Bey ne oldu? Hayırdır? Ben bir şey yapmadım, ben duruyorum şu an. Siz yapmadınız da başka bir oradan. Siz yolun ortasında falan duruyorsanız hani arkadan birisi size belki bir böyle darbe falan olmasın. Yok ben tam sizin radyonun orada durdum. Buyurun gelin, ne işiniz var orada? Yani niye soğukta bekliyorsunuz dışarıda? Soğuk ama sonuçta güzel bir soğuk. Etraf temizleniyor yani, bir kar yağsın da temizlensin denir, bilmem bilir misiniz? Evet, hava temizlensin denir. Peki ne işiniz var şu an sabah bu saat itibariyle burada? Nerelerde nasıl ne kadar kar var, ben de bunu kendime iş edindim. Hani en azından gezebildiğim yerleri geziyorum fakat gezemediğim yerleri size sorayım istedim. Kar kalınlığı ölçümü mü yapıyorsunuz? Evet. Tespit çalışmaları, evet. Anladım. Evet. Peki şu an bizim binanın buralarda ne kadarlık bir kar kalınlığı mevcut? Az daha demin şu tam bağlar başından çıkarken kalıyordum orada. O kadar, bayağı yokuş kısmında var diyorsunuz. Bir kayganlık var tabii. Anladım. Peki bunları böyle o zaman sizinle bir anlaşma yapalım. Bunları gezip tehlikeli gördüğünüz yerleri bize bugün itibariyle bildirirseniz biz de zaman zaman size bağlanıp bu kar raporlarını, yokuş raporlarını alalım, olur mu Cenk? Tabii tabii, bence de zaten önemli olan bu. Yalnız bulunduğunuz bölgede bir sanırım orada bulunuyorsunuz. Zira Bağlarbaşı yokuş falan dediniz. Ben şu an tespit ettim yerinizi. Orada bir trafik tıkanımı söz konusu. Aracınız var mı? Var. Ne yaptınız aracı? Ne yapalım diye geçenlerde bir satayım dedim. Onu demiyorum yani. Acaba yolda kalmış veya aracınız kaymış ve yolu tıkamış falan olabilir mi? Çünkü bölgede korna sesleri de duyuyorum. Onu da arkadaşınız yapıyor yani. Şimdi böyle şeyler yapmayın. Bunlar gerçeğe uygun değil. Allah Allah. Siz de her şeyi biliyorsunuz. Yani radyoculuğun her kısmını kapmışsınız maşallah. Ama arkadaşınız hani bir değil iki değil. Yani 50 saattir. Hani bir tane korna tamam da. Evet peki. Tamam anladım Cenk Bey. Aracınızı oradan alırsanız çok memnun oluruz. Herkes için de iyi olur. Oradan alayım, nereye koyayım? Başka daha müsait bir yere. Şu an bugün kar olduğu için her yer müsaittir. Şimdi daha müsait dediğiniz zaten daha müsait eski Türkiye kelimedir. Ankara Çankırı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti biraz yoğun. O tarafa doğru giderseniz siz gidene kadar da açılacaktır diye düşünüyorum.
Olabilir. Ankara ne durumda? Şu an Cemal Gürsel Caddesi'ni görebiliyorum. 47 kilometrelik bir hız var Hükümet Caddesi istikametinde. Ama Örencik istikameti de derseniz o da aynı. O da 47 kilometre. Biraz yoğun yani. Hafif bir yoğunluk söz konusu. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. Görüşmek üzere. Size tespitlerinizde başarılar. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Bugün sevgili dinleyicilerimize özel bir soru yönelttiğimizi düşünüyorum Cenk'ciğim. Gayet özel ama genelden de den vurduk ufaktan diyoruz. Evet, soruydu kendisi. Yine entelijansiyası hat safhada mıydı? Şöyle söyleyeyim, düşün dünyamızın yersel öpüm ihtimali üzerindeki etkilerinin azaltım aşamalarını netice bazlı istihdamlayınız. Evet, yani o kadar entelijansiyası yüksek ki mutlaka Türkçe'ye çevirmek gerekiyor. Ne demişiz? Yani düştünüz mü, ne oluyor, hop gibisinden gibi doğru düzgün yürüyebiliyor musunuz? Yollar nasıl, kayıyor mu kaymıyor mu? Keep calm and fazla kıpraşmayımsal ilk yardımcılı eğitim serinin avantajı. Evet, siz bile okuyamadınız. Okumaktan sıkıldım. Bir arkadaşımız Facebook'ta şöyle demiş. Tibet'te 7 yıl kaldım, böyle rehabilitasyonel bir seviyeye ulaşamadım demiş. El üşünüm sistemlerinin cepsel konumu dolayısıyla yersel öpüm ihtimalinin artması demiş bir arkadaşınız. Güzel bir söylem. Fatal error not found 404 döngüsel artıklık denetimi bildirimi mavi ekran diyen bir yazılımcı dostumuz var, Fatih Bey. Beğene basayım mı bu arkadaşımız için? Beğene değil, aç kapata bas. Evet, doğrusu kapatça. Diyorsunuz. Başka yok mu başka cıvıkırda söylenim? Mesela bakın şöyle demiş Bora Bey. Sürtünümsü katsayıların yükseltgenmesini baz alarak giydiğimiz botsallara tuzluk serpintisi şeklinde bir söylemde bulunmuş. Yersel öpüm ihtimalselleri yok çünkü burası Ankara'msal. Yani demek ki Ankara'da gayet rahat bir yürüm sergileniyor. Evet, Güzide bir soruya böyle entelijansiyası yüksek cevaplar geliyor. Daha da vaktiniz var sevgili dinleyiciler cevap gönderebilmek için. Fakat sarı pelerinde, sarı taytlı dostlarımız da bu güzel salı gününde yine görev başındalar. 0534 517 2383 numaralı telefon hattımıza WhatsApp üzerinden sesli mesaj halinde şikayetlerinizi gönderebilirsiniz. Ki çözsünler, yoksa çözemezler. Aksi takdirde çözüm söz konusu olmayacaktır. Beranzu Cenk'e başarılar diliyorum ve Cenk arkandayız. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Power FM'deyiz, her an her şey olabilir. Kültür donması. Selam. İmbranto. Hayır, pardon, yanlış oldu ama konuştunuz diye şey yaptım ben. Hayır, olsa henüz jeneriğimiz, o yüzden hala öğrenemedin Cenk'ciğim, yıllar oldu. Ama jenerikte daha böyle bir... İmbranto. Sus artık Cenk. İmbrantosu da geldi. Sevgili dinleyiciler, kültür donmasına hoş geldiniz. Cenk'ciğim sen de kültür donmasına hoş geldin. Al şimdi de konuşmuyorsun. Yine imprantoyu yiyeceksin. Ama şimdi de bu sefer... Konuşacağın zaman artık öğreneceksin. Yani ben sana hoş geldin, beş gittin dediğim zaman başlayabilirsin. Beş gittiğini bekleyeceğim o zaman. Tebrik ediyorum. Cenk'ciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Çalıştın mı? Hazır mısın? Çalışmak tabii. Bütün gün evde yarışmaya mı hazırlanıyorsun? Yarışma mı çalışıyorsun her gün? Yarışmanın çeşitli versiyonu, acaba nereden çıkar bu soru gibilerinden. Yarışmak, yarışmak, yarışmak diyorsun. Peki annen, baban, mesela babanın bir internet fenomeni olduğunu biliyoruz. Seni evet. Böyle internette bulduğu çeşitli bilgilerle besliyor mu? Bak böyle bir şey de varmış, bunu da sorabilir. Bak bunu da al falan gibisinden. Tabii ki, yani o şey diyor, yani senin kalbin yeterli diyor. Yani herhangi bir şeylerle uğraşman falan değil. Dünyanın önemli en iyi kalpli insanı mı zannediyorlar seni? Yani kalbinde... doğru olan varsa zaten onu bilirsin diyorlar. Evet, bu Deranzo'yu sanırım annenle babana gönderdi sevgili bilgisayarımız. Sorumuza geçiyorum Cenk'ciğim, hazırsan. Bugün yalnızsın, tek başına yarışıyorsun. B. Evet, bravo ya, bu tek başına yarışıyor olman demek. Hemen soruyu atlamak değil. Bak sorumuz şöyle. Saç ve tırnak ile derinin dış katmanlarındaki epitel hücrelerinin yapısında bulunan proteinin adı nedir? Epitel. Evet, epitele takıldın sanırım. Bir daha okuyayım mı soruyu, yoksa huşevilere geçeyim mi? Gerek var mı? Bir okusak yani belki bir yardımcı olur. Saç ve tırnak ile derinin dış katmanlarındaki epitel hücrelerinin yapısında bulunan proteinin adı. Protein.
Hemen istersen Huşeyni'lerimize geçmek istiyorum. Huşeyni. Bu arada protein deyip kalman ilginç bir heykel olduğun sonucuna vardırdı bizi. A Cyborg. He. Anladın değil mi? Bilim kurgu, ben biliyorum. Bilim kurgu ile ilgili olarak Cyborg'lar. Evet. Anladım. Peki. Huşeyni. B Hulk, yani Hulk. Hulk diye yazılıyor. O da süper kahramandır. Bilmiyorum, bu konuda bilgi veremiyorum. O şey miymiş yani, derinin dış katmanındaki tip o muymuş? İşte hani böyle derisi değişiyor, yeşile falan dönüyor. Belki oradan esinlenmişlerdir. Hüseyin. C. Keratonin. Keratonin. Evet. Kerata vardır. Nedir? Kerata. Ne olduğu belirsizdir diyorsun. Hüseyin. Ve son Hüseyin'in D. Keratin. Keratonin ve keratin. Evet. Bu ikisi birinin diğerine dönüşmüş hali olabilir. O zaman burada bir şaşırtmaca mı var diyorsun? Bence öyle bir şey var. Keratonin diyorum. İstersen bir şumşum vereyim yani, yarısını aslında atalım diye yanıtların. Ne dersin? Atalım. Şumşum verelim peki. Şumşum. Bilgisayarımız iki yanlış cevabı gönderdi. Geriye keratonin ve keratin kaldı. İşte yani zaten bilgisayar gönderdim. Bunları gönderiyor. Ben de ikisi arasında kararsızdım zaten. Anladım. Keratonin. Doğru cevap keratonin mi diyorsun? Evet, son kararın mı? Keratinin biraz daha böyle evrimleşmiş şey gelişmiş yani, böyle bir şey bir hali oldu diyorsun. Öyle. Peki anladım. Keratonin son kararın mı? Keratonin. Son kararın mı dedim? Evet. Doğru. Al sana keratonin. Doğru cevap. Keratindi. Keratin olacaktı evet, ben maalesef. Ben tam onu diyecektim. Yine kaybettim. Keratin. Bence doğru cevap tebrik keratin. Tebrik ediyorum, yine kaybettin Cenkciğim. Keratindi ama. Hayır, doğru cevap keratin ama sen bilemedin. Cenk ve Erdem Power FM. Biraz bir kahve şuradan döküyorum. Evet, çay püskürtü. Ben de çay alayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kaşığı yanında olsun ama şekersiz. Cenk ve Erdem 6.30-9 arası Power FM'de. Şef onu yer. Sevgili dinleyiciler, Power FM'in dev mutfaklarında yine sevgili şefimiz Şişman Cenk ustamızla birlikteyiz. Bakalım bugün sabah kahvaltıda ne yiyeceğiz? Bugün evimizde yine sap sağlıklı, o neydi? Biraz tuz marakası yapıyorum size, efekt olsun. Tuz kullanacağız olsun. Bugün bir miktar kullanacağız evet. Zaten sap bugün sağlıklı dediniz. Evet, bir tereyağı yapacağız. Sap sağlıklı tereyağı. Yani sadece tereyağı mı yiyeceğiz? Yani onu işte ekmeğin üzerine sür, istiyorsan yemeğe koy yani. Balnan malnan diyorsunuz. Tereyağını evde yapıyoruz anladığım kadarıyla. Artık bu da böyle. Tabii güzel olur, doğal tereyağı evde yapalım istiyorum. Süt kreması alacağız. Süt kreması. Evet, biraz da tuz. Evet. Süt kremasını kabın içerisinde böyle blenderla mikserle falan karıştırıyoruz 7-8 dakika. Ondan sonracığıma bu yağ sütten ayrılıyor sonra. Diyor ki bu ne blender falan, ben blender'ı konuşmamıştık seninle diyor. Biz süt kremasını karıştırıyoruz fakat yağ sütten ayrılıyor. Yani bizim yaptığımız bu işlemi süt şişede seyrediyor mu? Yani bak bunu yaptıysa bana ne yapar bu adam falan gibisinden. Gibilerine o da bakıyor yani, tamam peki o zaman ayrılalım diyor yani. Ondan sonra nasıl bir söylem. Süzgeci alıp süzülmeye bırakıyoruz. O işte aşağı düşen ya da yukarıda kalanlardan bir tanesi tereyağı, öbürü süt. Yani süzgeci süzülmeye bırakmamız da gerçekten enteresan oldu. Demek ki süzgeci daha önceden yıkamışız ve üzerindeki suyu süzülüp kurumasını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra da birazcık tuz koyuyoruz. Süzgece. Tabii. Tuzsuz süzgeç olmaz. Ve arkasından tereyağımız hazır anladığım kadarıyla. Oh yeah. Çok ilginç. Sabah kahvaltısı tereyağı yemek ama evde. Yani normal tereyağı almamak için bu kadar şeyle uğraşmak gerçekten hala biraz bakıyorum da. Bu tabii birazcık normal tereyağı almamak için değil. Hani evimizde dışarısı çok soğuktur, kar vardır. Efendim ayakkabılarımız tabii, fena halde kayıyordur. Yani o ekmeğin üzerine sürdüğün tereyağı var ya, onu ben yaptım. Demek için bunlara sınırlı katlanıyoruz. Zaten mutfakta yemek yapma, evde yemek yapma biraz da hava atmak için yapılan bir şey. Aynısından artık dışarıda var. Şov, şov. Şov açılıyorsunuz. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Günaydın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 8.42'yi gösteriyor. Ve dikkat edersen Cenkciğim bu saatte de günaydın diyebiliyorum. Tebrik ediyorum. Sabahın 6.30'dan beri günaydın, günaydın, günaydın. Artık canıma tak etti. Ne yapayım, sabahın 6.30'dan saat 9'a kadar hala sabah.
Sevgili dinleyiciler, bugün entelijansiyanızı geliştirmek anlamında bir kademe daha ileriye götürdük işi ve biraz daha profesyonel entelijansiyası yüksek bir soruyla karşınızdaydık. Neydi Cenk'ciğim sorumuz? Düşün dünyamızın yersel öpüm ihtimali üzerindeki etkilerinin azaltım aşamalarını netice bazlı istihdamlayınız. Yani nasıl kolay yürüyebiliyor musunuz? Yerin kayganlığı azaldı mı? Anlamında ya bir soru sormuşuz. Dikkat et, düşme Allah. Da, siz de yani entelijansiyayı tam apaçiye çevirdiğiniz zaman böyle oluyor. Evet, normalde biraz arada daha fazla oluyor. Süre alıyor ama tabii insan alışıyor. Bakınız mesela Facebook'ta bir arkadaşımız şöyle demiş. Düşün, bu sefer düşün dünyasından bahsetmiş. Düşün dünyamıza pofuduksal yastıklar bağlamak suretiyle düşünsel edinimlere bir dur diyebiliriz demiş arkadaşımız. Biraz yani, şairane konuşmuş. Evet ama pofuduksal yastımsallar pek entelijansiyaya uymuyor açıkçası. Kase-i Muazzam'ı bedbaht etmemek için çok oturgaçlı götürgeç lütfen demiş Caner Bey. Fakat Kase-i Muazzam değil, Kase-i Muazzama olmalıydı. Evet. Yanlış bir kullanım. Düzümsel durumların tersimsel çevrimlere gark olması halinde yerimsel bazı çekimleri sıfırlayıp düşüm entelijansiyası azaltılır. Yine 140 karakteri doldurmalıyım şeyiyle yazılmış. Evet. Söylemiyle. Şöyle demiş bir arkadaşımız da, dünyada öpücümselli bir yaşamın ortasında yaşamımsal ve uğraşımsal. Evet. Biraz şiirsel olduğu için ben kendisini beğen tuşuna basarak ödüllendirdim Cenk'ciğim. Bas bas, ben de burada 3-5 tane retweet tuşuna basmak suretiyle. Hepsine ödüllerini verdin. Bakalım evet. Yarın da entelijansiyası yüksek sorular mı olacak? Yarın artık şu kar dünyasından biraz kurtulsak da artık hani yani. Evet, I know anything.